Herkese merhaba. LG G5, LG'nin 2016 model amiral gemisi akıllı telefonu bu yıl, geçen yıllara göre biraz daha erken şekilde Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılmıştı. Bu telefonun ön incelemesini zamanında Mobil Dünya Kongresi'nde Barcelona'dayken yapmıştık. Şimdilerde bu telefonu Türkiye piyasasında görüyoruz ve test merkezimizde geçtiğimiz günlerde ulaşmıştı. Bir süredir LG G5'i deneyimliyoruz. Şimdi de bu deneyimlerimiz sonucunda elde ettiğimiz izlenimleri, tecrübelerimizi aktarma zamanı geldi. LG G5 geçen yılın telefonlarına göre G3'e G4'e göre oldukça farklı bir tasarımda karşımıza çıkıyor. Biraz daha dar, bunun yanı sıra biraz da küçük ekranlı bir telefon var karşımızda. Geçen yılın telefonu 5.5 inç ekranla gelmişti. Bu yılki telefonu LG G5'i 5.3 inç ekranda görüyoruz. Bunun dışında LG G5'in en önemli farklılığı metal gövdeye sahip olması. LG G5 incelemelerine baktığımızda herkes bu telefonun metal gövdesinin metal hissi vermediğini, plastik hissini daha fazla verdiğini söylüyordu. Gerçekten telefonu elinize aldığınızda biraz plastikten yapılmış bir telefonu elinize tutuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bunun nedeni metal yüzeyin üzerine yerleşilmiş bir kaplama. Bu ince kaplama neticesinde LG G5 olduğundan biraz da düşük kalitedeymiş gibi hissettiriyor. Ancak karşınıza gerçekten metalden yapılmış bir telefon var. Bu kaplama ince bir kaplama ve cebinizde bulunan bir anahtardan veya bozuk paradan kolaylıkla etkilenebilir. Bu nedenle telefonunuzun üzerinde arka yüzeyinde özellikle ufak tefek çiziklerin olduğunu görmek istemiyorsanız bu telefonu cebinizde parayla veya anahtarla taşımamanız gerekiyor. LG G5 ile birlikte tasarım anlamında çeşitli değişiklikler yapmış. Bunların başında arkada görmüş olduğunuz tuş geliyor. Daha önceki telefonlarda G3'te, G4'te arkada sihirli tuş görüyorduk. Ses tuşları da arkada yer alıyordu ve o ses tuşlarının ortasında da güç butonunu görüyorduk. Bu sefer arkada sadece güç butonunu görüyoruz ve bu güç butonu aynı zamanda parmak izi okuyucusu işlevinde görüyor. LG yerleştirdiği parmak izi okuyucusu sayesinde ekran kilidini doğrudan parmak izinize açma imkanına olanak sağlıyor ve gördüğünüz gibi parmak izi okuyucusu oldukça hızlı bir şekilde ekran kilidini açmaya olanak sağlıyor. Bunun dışında Quick Memo notlarını görmeyi veya galerideki çeşitli fotoğraflara bakmayı da parmak izi okuyucusu ile gerçekleştirebilir. Böylelikle telefonda ek bir güvenlik katmanı elde edebilirsiniz. Geçen yılki telefonlarda arkada görmüş olduğumuz ses tuşlarının kenara yerleştirildiğini görüyoruz. Diğer kenara baktığımızda microSD ve nano sim kart yuvalarının bulunduğu bir tepsi var. Üste görmüş olduğunuz gibi 3.5 mm kulaklık şakı, kablo ötesi portu ve ikinci mikrofon yer alıyor. Alta baktığımızda ise hoparlör, USB-C portu ve ana mikrofonu görüyoruz. LG G5'te yer alan hoparlör bir hayli güçlü sayılır. Aslına bakarsanız ses çıkışı belki bazılarınızı tatmin etmeyebilir ancak ses çıkışının çevresel etkisinin ortamı doyurucu efektinin bir hayli yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Hoparlörün çıkışını Galaxy S7 ve S7H'den biraz daha başarılı bulduğumuzu söylememiz gerekiyor. Ve LG G5'in en önemli özelliklerinden bir tanesi modüler tasarıma sahip olması. LG G5'i tanıtırken bunun üzerinde bir hayli fazla duruyor. Telefonun sol kenarında alta doğru görmüş olduğunuz butona basılı tutup ekran altındaki bölümü çektiğinizde yerinden çıkıyor. Ve böylelikle de LG G5'in 2800 mAh kapasiteli piline erişmek mümkün oluyor. Bunu alıyorsunuz, pili yerinden yine çıkartıyorsunuz ve daha sonra da başka bir aksesuar yerleştirerek tekrar yerine takıyorsunuz. Böylelikle LG G5'e farklı özellikler kazandırmak mümkün oluyor. LG G5'in şu anda sunulan modüler aksesuarlar arasında bir kamera aksesuarı ve bir de Bang & Olufsen tarafından sunulan Hi-Fi modülü bulunuyor. Bu iki modülü kullanarak LG G5'in özelliklerini dahil olarak değiştirmeniz mümkün. Tabii ki başka arkadaşlar da bulunuyor. Başta da söylediğimiz gibi G5'te G4'e göre daha küçük boyutlu bir ekran bulunuyor. 5.3 inç köşeden köşe uzunluğuna sahip bir ekran var G5'te. Yine Quad HD 2560x1440 piksel çözünürlük mevcut. Biraz daha yüksek piksel yoğunluğu var. Bu da görüntülerin, yazıların biraz daha keskin olduğu anlamına geliyor. IPS teknolojisi yine kullanılmış. Oldukça geniş görüş açıları var. Parlaklık bakımından da LG G5'in ekranı oldukça iyi seviyede. Bu açıdan G5 sahiplerini gerçekten yüksek bir görsel deneyim bekliyor. Belki renkler Super AMOLED ekranda olduğu kadar derin siyahlara sahip olmayabilir. Ancak karşımızda yine yüksek görsel kalite, yüksek renk canlılığı sunan bir ekran bulunduğunu söylememiz gerekiyor. LG G5'te film izlerken, fotoğraflara bakarken oldukça keyifli dakikalar geçireceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada G5'in ekranının önemli özelliklerinden bir tanesi de Always On adı verilen özelliğe sahip olması. Always On Display'de ekran kapalı olduğunda bile ekran üzerinde saat, tarih ve gelen bildirimlere dair ikonlar gösteriliyor. Samsung Galaxy S7 ve S7H'de de benzer özellik mevcut. O telefonlarda Super AMOLED ekran bulunuyor. AMOLED ekranların tabiatı gereği sadece aktif olan pikselleri aydınlatmak, diğer pikselleri kapatmak mümkün.
Bu nedenle Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge'deki Always On Display'de yazıların parlaklığı biraz daha fazla. Ancak LG G5'in ekranında kullanılan teknoloji IPS teknolojisi olduğu için bütün ekranı aktif tutmak gerekiyor. LG G5'te pil tüketimini minimumda tutmak amacıyla ekran parlaklığını oldukça kısık şekilde sunuyor ve bu ekranda yazılar, bildirim ikonları gösteriliyor. Yine de bu haliyle LG G5'te Always On Display'in bir hayli kullanışlı olduğunu belirtmek gerekiyor. LG geçen yılın amiral gemisi telefonunda Snapdragon 808'e yani Snapdragon 810'un bir kademe daha düşük profilli işlemcisine yer vermeyi tercih etmişti. 2016 ile birlikte amiral gemisi Snapdragon 820 çok daha iyi performans sunuyor. Snapdragon 810'da yaşanan aşırı ısınma problemleri yok ve bu da LG G5'te Snapdragon 820'nin kullanılmasına olanak sağlıyor. Snapdragon 820 diğer telefonlarda olduğu gibi LG G5'te de oldukça iyi bir performans elde edilmesine olanak sağlıyor. Benchmark testlerinde gerçekten LG G5 üst sıralarda kendisine yer buluyor. 4 GB RAM var. Donanım paketi günlük işleri rahatlıkla halletmenizi olanak sağlıyor. Oyunlarda da yüksek performans sunuyor. Uygulamaları hızlı şekilde açabilirsiniz. İşlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Kullanıcı arayüzü içerisinde de gayet hızlı şekilde gezinebilir. Günlük işlerinizi LG G5'te rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Isınma konusunda da LG G5'in normal sınırlar içerisinde kaldığını söylememiz gerekiyor. Tabii ki biraz ısınma mevcut. Ancak bu kesinlikle elinizde bir ateş tutuyormuşçasına hissettiren bir noktaya gelmiyor. Sıcaklık konusunda LG G5 makul değerler içerisinde kalmayı başarıyor. Pil konusuna geldiğimizde LG G5'te 2800 mAh kapasiteli pil mevcut. Az önce gösterdiğimiz gibi modüler tasarım sayesinde LG G5'in pilini değiştirmek mümkün oluyor. 2800 mAh kapasiteli pil bu telefonun normal yoğunluklu kullanımda sabahtan akşama bir günü rahat bir şekilde çıkarmasını olanak sağlıyor. Ekran parlaklığını kısarak, hücresel bağlantıyı gerekmeyen durumlarda kapatarak, bu gibi tasarruf önlemleriyle ve güç tasarruf modunda kullanarak telefonun pilinin bir gün üzerinde çıkmasını sağlayabilirsiniz. LG G5 USB-C port üzerinden şarj ediliyor ve kutusundan çıkan şarj adaptörü de Quick Charge 3.0 desteğine sahip. LG G5'i kısa sürede şarj etmek, makul seviyede bir şarj seviyesine kısa sürede erişmek mümkün oluyor. Yaptığımız testlerde LG G5'in %50'lik şarj kapasitesini yarım saat gibi kısa bir sürede geldiğini gördük ki bu oldukça memnun edici. Yazılım tarafına baktığımızda LG G5'te Android 6.0 Marshmallow'un geldiğini görüyoruz. Kullanıcı arayüzü olarak yine LG'nin telefonlarında gördüğümüz LG kullanıcı arayüzü mevcut. Geçen yılın telefonlarına göre baktığımızda görsel açıdan belki fazla farklılık yok. Yine uygulama ikonlarının tasarımı ve bunun yanı sıra özelleştirilmiş uygulamalar benzer. Yapı itibariyle LG G5'te gelen kullanıcı arayüzünde önemli bir farklılık var. O da uygulama menüsünün olmaması. Telefonu kutudan çıkarıp kurulumunu yaptığınızda uygulama menüsünün olmadığını, tüm uygulamaların tıpkı iPhone'da olduğu gibi ana ekrana yerleştirildiğini göreceksiniz. Bu bazı kullanıcıların hoşuna gidiyor. Bazı kullanıcılar ise uygulama menüsünün pratikliğini arıyor. Gördüğünüz gibi ana ekrana istediğiniz gibi bileşenleri yerleştirebilir ve bileşenlerle ana ekrandaki uygulamaları birlikte kullanabilirsiniz. LG uygulama menüsü ile ilgili olarak gelen talepleri dikkate almış olmalı ki gelen son güncelleme ile birlikte ana ekranda sadece ana ekranın yanı sıra uygulama çekmecesinde beraber kullanma imkanı sağlıyor. Gördüğünüz gibi ayarlarda ana ekran bölümüne girerek uygulama çekmecesi seçeneğini seçebilir ve böyle tıpkı eskiden olduğu gibi tüm uygulamaların bir menü içerisinde yerleştirildiği çekmece tasarımında kullanabilirsiniz. Eğer eski alışkanlıklarınızdan kurtulmayı istemiyorsanız görmüş olduğunuz gibi LG G5'te eski düzen uygulama çekmecesinde kullanma imkanı sağlıyor. Bunun dışında gördüğünüz gibi Google uygulamaları mevcut. Aynı zamanda yine LG'nin yüklemiş olduğu çeşitli uygulamaları da LG G5'te kullanmak mümkün oluyor. LG'nin yüklemiş olduğu çeşitli yönetim uygulamaları da var. Örneğin Smart Doctor sayesinde telefonun yönetimini yapabilir, optimize edebilir, dahili depolama biriminde gereksiz olan dosyaları silebilir veya bellekte de boşaltma yaparak telefonun performansının daha da artmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında telefonu hangi operatörün kartıyla kullanırsanız o operatör özel bazı uygulamalar yükle geliyor. Biz Türk Telekom hattını taktık ve telefonun ilk kullanıma hazır hale getirilişi sırasında gördüğünüz gibi Türk Telekom uygulamaları telefona yüklendi. Bunun dışında LG G5'te yer alan LG Health uygulaması sayesinde attığınız adımı, yaktığınız kaloriyi görebilir. Bu şekilde sağlıklı yaşam konusunda telefonunuzdan destek alabilirsiniz. İsteyenler yine Smart Bulletin adı verilen bölümü de kullanabilir. Varsayılan olarak burası kapalı geliyor ancak ayarları içerisinden açabilir ve böylelikle telefonun çeşitli özelliklerini ana ekranda sağa doğru sürükleyerek çok daha rahat şekilde kullanabilirsiniz. LG G5'in en önemli özelliklerinden bir tanesi görmüş olduğunuz gibi kamera yapısı. Arkada 16 megapiksellik ve 8 megapiksellik iki tane kamera bulunuyor. Bunun yanı sıra lazer otomatik oda ve yine çift flaşı görüyoruz. Bu yapı sayesinde LG G5 ne gibi bir avantaj elde ediyor? Sadece dar açı değil aynı zamanda geniş açı fotoğraflarda çekmeniz mümkün oluyor.
Özellikle geniş bir alanı çekecekseniz, bir manzarayı çekecekseniz geniş açı fotoğraf çekimi özellikle bu gibi şartlarda fazlasıyla işe yarıyor. Daha önceki LG telefonlarında görmüş olduğunuz gibi yine basit mod var. Basit modda parmağınızı ekrana dokundurarak istediğiniz noktaya odaklayıp o noktanın fotoğrafını çekebilirsiniz. Bunun yanı sıra temel modda sağ tarafta fotoğraf ve video çekim tuşları, sol tarafta ise basit kontroller yer alıyor ve böylelikle de fazla ayarlarla uğraşmadan hızlı şekilde fotoğraf çekmeniz mümkün hale geliyor. Bunun dışında yine geçen yıl G4 ile birlikte gördüğümüz gelişmiş manuel ayarlarda LG G5'in kamera uygulamasında sunulmaya devam ediyor. Böylelikle beyaz dengesi, odak, pozlama telafisi, ISO bu gibi ayarları eliniz yapabilir, isteğinize göre özelleştirilmiş fotoğrafları LG G5 ile çekebilirsiniz. Manuel modda yine RAW ve JPEG fotoğraf desteğinin bir arada bulunduğunu, isterseniz çektiğiniz fotoğrafları JPEG formatının yanı sıra RAW formatında da saklayabileceğinizi belirtelim. Özellikle Photoshop gibi uygulamalarda RAW formatındaki fotoğrafları düzenlemek bir hayli kolay ve kullanışlı oluyor. Video tarafına baktığımızda LG G5'te 4K Ultra HD video kayıt özelliğinin bulunduğunu görüyoruz. Böylelikle Ultra HD televizyonlarınızda izleyebileceğiniz kaliteli videoları bu telefonla üretmeniz mümkün oluyor. LG G5'in önde de görmüş olduğunuz gibi 8 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera mevcut. Bu kamera uygulamasını da görmüş olduğunuz gibi yüz güzelliği ayarı sayesinde yüzünüzü biraz daha güzelleştirebilir ve böylelikle çekeceğiniz selfilerde çok daha şık çıkabilirsiniz. Aynı zamanda ön kamera geniş açısıyla da dikkat çekiyor. Böylelikle selfie fotoğraflara birden fazla kişi rahatlıkla sığdırmanız mümkün olacaktır. LG G5 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Çok daha fazla ayrıntıyı LG G5 ile çekilmiş fotoğrafları ve videoları teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.